Sağ ol. Afiyet olsun. Kim? Sence? Esma mı? Yaptığı ayıbı anladı ama geç oldu. Şimdi herkesin diline düşeceğiz. Yahu ne oldu ki, ne söyleyecekler Allah aşkına? Daha kızımızı istemediler bile. Hem Esma nereden bilsin oğlunun böyle yapacağını? Bilecek efendim. O değil mi kurumlanarak her şeyi biliyorum diye ortada gezen? Onun bu halleri yüzünden olan bizim kızımıza oldu. Ne oldu ki bizim kızımıza Kıymet? Sen kafanda neler kuruyorsun Allah aşkına? Ya akşamki halini görseydin böyle söyleyemezdin. Ben kızımızın halinde bir tuhaflık görmüyorum. Nereye? Dışarı çıkıyorum. Akşam konuşmuştuk ya. İpek. Konağı mı? Aferin kızım. Sen ağır kamil ol. Bırak onlar peşinden koşsun. Tamam anne. Merak etme. Gereken neyse onu yapacağım. Tamam. Abi okudun mu? Okudum. Kendinden bahsedip durmuş. Bir satırda da adımız geçmiyor. Ne var ki bunda abi? Aile şirketi burası Murat. Ne benim adım geçiyor, ne senin, ne babamın. Gece gündüz çalışıyoruz burada. Bari hakkımızı teslim et. Ne sormuşlarsa ona cevap vermiştir abi. Ya Faruk'u tanımıyormuşsun gibi konuşma, gözünü seveyim Murat. O sadece kendisi olsun istiyor. Kim ne yazarsa kendisine yazsın. Arkasını kim kolluyor, farkında mı acaba? Nerede? Buyurun İpek Hanım. Esma Hanım nerede? Siz buyurun geçin salona, biz müsait mi bir bakalım. İpek ben İpek. Ne demek siz buyurun geçin salona, ben müsait mi bakayım, yabancıymış gibi. Hoş geldiniz. Esma Hanım'ı arıyorum. Artık nerede olduğunu söylerseniz kendisinin. Çalışma odasında. Aa! İpek Hanım. Siz buyurun salona. Ben bir haber edeyim. Bir kahve yap bana. İpek. Kızım. Nasılsınız efendim? İyiyim, hoş geldin. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ne oldu, sesini duydum? Ben sizi görmeye gelmiştim ama bırakmadılar. Sanki sizi görmek suçmuş gibi. Ne olduğunu da anlamadım. İpek ne zaman isterse beni görecek. Kimse engel olmayacak. Duydun mu beni Nurgül? Tamam hanım. Hadi kızım, biz salona geçelim. Yılan. Akşamdan sonra emanetinizi geri getirmenin uygun olacağını düşündüm. Eğer gelininiz olamayacaksam bunu giymenin bir anlamı yok. Gelinim olamayacaksın dedim mi sana? Hiç ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Neye istinaden sana layık gördüğüm hediyeyi geri getiriyorsun? Benim sözümün hiçbir kıymeti yok senin gözünde. Yok. Yok estağfurullah. Ben sandım ki... Ben gelinim olarak seni seçtim. Seni beğendim. O bindallıyı sana verdim. Bundan sonra herkes bilsin. Sen Esma Bora'nın gelinisin. Siz ne söylerseniz benim için odur efendim. Madem öyle, Esma Hanım'ın geline yaraşır şekilde davran. Öyle davran ki dağ gibi arkanda durayım. Hadi iç biraz. Ağzımız tatlansın.
Çok güzelmiş. Anneannemin tarifi. O da annesinden öğrenmiş. Sarayda İspanyol bir cariyeye yaptırırlarmış. Adetler bir ailenin şah damarıdır kızım. Gördüğünü bildiğini sürdüreceksin. Tabii çok haklısınız. Hele bir düğünümüzü yapalım. Kendi odamı sana ellerimle hazırlayacağım. Estağfurullah. Olur mu hiç böyle şey? Annem de bana yapmıştı. Aile geleneğimiz bu. Konağın hanımı kimse, o odanın sahibi odur. Hep hayatta kalacak değilim. Bir gün gelecek, ben de öleceğim. Allah gecinden versin. Söylemeyin öyle şeyler bana lütfen. Geç ya da erken, o gün de gelecek. Ölmeden herkese bildirelim bu konağın hanımı kim. Bildirelim ki ona göre davransınlar. Siz nasıl uygun görürseniz. Öyle uzakta kalma, gel. Sen biraz kilo mu verdin? Biraz. Kadın dediğin balık etli olur biraz. Al o verdiğin kiloları.